Gidelim görelim. Fas mutfağından seffa. 3 su bardağı tel şehriye, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tutam tuz, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı soyulmuş badem, 3,5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı. Süslemek için pudra şekeri ve tarçın. Evet, Fas yemekleri yapmaya devam ediyoruz. İkinci yemek seffa. Seffa, evet. Yazılışı sıffa mı dedin? Sıffa. Sıffa. Evet. Peki, yani şehriyeli tatlımız. Evet, tığ şehriyesi. Bildiğimiz, biz bunu pilavda kullanırız. Tel şehriye bayağı. Bardak vereyim, ölçelim. Evet. Siz böyle baklava falan yapıyor musunuz? Yok. Hiç baklava açmalı şeyler yok mu sizde? Hamur açma falan. Yok. Gerçekten biz var bir mi? Kurabiyeler size götürdük. Öyle. Evet. Yani hiç öyle işte baklava yedin mi Türkiye'de yemişsindir. Evet. Çok güzel tabii. Çok yani yazık size, nasıl bundan mahrum kaldınız? Gerçekten. Böyle. Çünkü biz başka şey var. Hamurlu falan. Evet, kebuzel. Brevet. Onun hepsi yani Arap. Ama onlar da hep böyle bu tarz değişik şeylerle mi yapılıyor? Hani hamur ya da meyve tatlısı mı? Nasıl tatlı onlar? Kebuzel, badem. Bademli. Sonra? Zaten. Badem ve inci bir hamur. Nasıl tanıştın sen eşinle? Ne alaka? O sen Türkiye'de, sen Fas'ta. Garip bir hikaye zaten. Ya hadi anlat. Evet. İnternetten tanıştık. Skype konuşuruz. Nasıl tanıştığına ilerleyelim ama sanırım iyice yağladın onu sen. Evet, yağladım. Tencere şöyle koyalım. Tamam. Böyle. Normal bir tencerenin üstüne kevgir koyarak aynı şekilde pişirmeyi yapabilirsiniz. Bu şehriyeyi valla bir 6-7 kere aynı işlemi yaparak buharın üstünde pişireceğiz. Pişene kadar buna devam edeceğiz. Evet. Sen elini yıka. Nasıl olsa bunu bekleyeceğiz, evet, sohbet ederiz. Biraz şimdi beklemeli bir yemek bu. O yüzden seninle oturalım karşılıklı. Tabii. Sonra nasıl tanıyor? Hangi küpeleri? Küpelerin çok ses yapıyormuş. Tamam, çıkartacağım. Vallahi çıkar hadi. Tamam. Artık Seko'yu kırmayalım daha fazla. Buyur. Nasıl gelişti peki? Böyle buldu bir benim fotoğraf. Fas kıyafet giydim. Yani gün kıyafetler falan. Evet. Abiye gibi bir şey. O yazdı bir comment. Sonra ben yani merak ettim o kim falan dedim. İngilizce konuşmaya başladık. Tamam böyle. O yani ikinci gün ya da üçüncü gün bana dedi ben evlenmek düşünüyorum falan filan. Ne? Üçüncü gün? Tanışma nasıl oldu? Nerede oldu? Ben dedim ilk konuşalım. Konuşmaya başladık. İlk mesaj falan filan. Sonra Skype geçtik. Skype böyle sesle konuşuyoruz, kamera falan. Öyle bana dedi ben evlenmek istiyorum. Teklif etti orada. Ben onu sevdim dedim tamam. 6 ay sonra tanıştık, geldi Fas. Aynen. Ama istemeyi için. Ya çok romantikmiş, çok güzelmiş. 2 ay kaldılar. Böyle sonra döndüler. 4 ay sonra yeni döndü ama yalnız. O zaman yani evlendik. 1 yıldır Türkiye'desin. Evet, 1,5. 1,5 yıldır. Evet. Bir de bebeğiniz oldu. Evet. Gerçekten yani... Çok sevmiş olmalısın. Büyük cesaret. Kendi ülkeni bırakıp başka bir ülkeye gelmek. Tabii. Biz şimdi şehriyemizin yani daha ilk faslına bile geçmedik. Birazcık böyle pişmesini bekliyoruz. Sonrasında soğuk suya tutacağız. İsterseniz bir bez koyalım. Koyalım. Evet. Şöyle beyaz daha bir bez. Beyaz bir bez. Evet. Yani buhar kaçmasın. Buhar kaçmasın evet. Ama temas olmayacak. Evet, olmayacak. Tamam. Bu zaten benim hamur bezim temiz. Tamam. Kapat istiyorsan. Evet. Gelmiş midir? Geldi. Bakalım. Açalım. Böyle koyalım. Evet. Kaşık var mı orada? Yok. Bak bakalım kaşıkla. Evet. Bakalım. Bakabilirsin. Evet.
Şimdi üzerine alıp sıcak tuz döküyoruz. Evet. Peki, alalım. Böyle. Şu kettle'dan sen dökebilir misin? Evet. Mesela ben çok sordum şimdi, hani neden böyle yapıyorsun? Her seferinde bunu yapacak çünkü. Sebebi ne? Sebebi ne sen söyle izleyiciye. Ben söylemeyeyim. Çünkü yapışmamak için hem tel tel olsun evet. Hem lezzetli olacağız. Şimdi burada böyle hepsi su çıkartalım. Sonra burada dökelim. Ha. Şimdi oradan su alacaksın değil mi? Evet, tencereden. Peki. Ben sana getireyim. Evet. İsterseniz. İlginç. Teşekkürler. Bir iki ketçe koyabilirsin. Bir çatal alacağım. Ayırıyorsun. Evet, böyle. Ne ilginç değil mi? Her ülkenin farklı bir şeyi var işte. Biraz kalsın. Su çeksin. Çeksin, evet. Masayı alalım mı? Onu alıp masaya evet. Gelir misin? Tabii. Sen onunla uğraş. Ben kettle'a su koyayım ki o demek ki bize hep lazım olacak. Benim babam çok seviyor bu yemek. Ya, evet. Keşke olsaydı yeseydi. Evet. Gerçekten de suyunu çekti. Çekti evet. Evet. Alalım tekrardan evet, buraya. Tekrar tencere koyalım. Yeni döneceğiz. Buhar. Böyle. Bu işlem söylediğim gibi pişene kadar devam edecek. Yine bezini koyalım. Evet. Bu arada bezi koymak çok fark ediyor. İşleminizi hızlandırıyor. Yoksa evet. Buhar kaçıp gidiyordu. Tabii. Evet. Devam. Geldi mi vakti? Evet. Hadi. Bir kere daha yapıyoruz. Evet. Şu komple alayım ben. Şimdi böyle. Ne durumda? Kaç sefer daha yapacağız? Tamam, bu, bir sefer daha. Son bu. Evet, son. Tamam. Şimdi ona tuz atmak istiyorsun. Evet. Çok az herhalde, değil mi? Yok. Bayağı mı? Tamam, yok. İyi. Öyle iyi. Hani tatlıya tuzlu illaki atılır. Herhalde öyle düşüneceğiz. Dengeleyici olacak. Bademini kavurmaya koyuyorum. Böyle. Sonra kuru üzüm, evet. Çekirdeksiz ekliyoruz. O zaman bir daha ateşe koymanın sebebi üzüm. Üzüm birazcık evet. Şişecek. Evet, öyle. Üzüm de bir 5 dakika öyle. Yine de koyuyoruz yani yine buraya. Koyuyoruz. Evet. Yardım edebilir misin? Ağır değil mi? Tabii. Yalnız şiştim. Birazcık bayağı çok oldu. 4 bardak koyduk ya. Evet. Tamamdır. Altını tekrar yapıyorum. Bu artık son. Evet. Bunu da üzüm için yaptık. Evet. Birazcık bitirelim. Badem kavrulduktan sonra rondodan çekeceğiz. Biraz kırılsın istiyoruz. Evet. Sonrasında artık sunacağız tatlımızı. Bunlarla işimiz bitti. Şunu kapatacağım. Çünkü kapatalım. Evet, kapatalım. Açalım mı? Yok, açamıyoruz. Tamam, açamam. Demleniyor evet. Yani. Bu badem oldu. Bu da kapatalım. Robotu peki. Evet. Hani böyle cevizi yaparız ya dişimize gelsin o kıvamda yapacağız. Çok evet. Da çekmeyeceğiz. Şeyma bizi çok izliyor ve çok seviyormuş. O yüzden evet. Başvurmuş bize. Hani burada ailem gibi oldunuz diyor. Her gün izliyoruz diyor. Tabii. Mutlu oldum ben de.
Şöyle. Tamam oldu bence. Alalım, evet. Bir kap, pardon. İstersen. Yok. Hı. İlk. Tabak yine tabağımız evet, yine lazım. Evet. Dükelim. Bak her seferinde daha da tel tel oldu. Şimdi biraz tereyağı ekleyelim. Yine mi? Evet. Mesela ekledin azıcık. Yok, onu azıcık ekledim. Peki. Şimdi yine ekleyeceğiz. Bakalım bizden kaç kişi bu tarifi beğenecek, yapacak. Böyle. Tavsiye ediyorum. Evet. Çok lezzetli. Hem farklı bir yemek. Pudra şekeri normal şekerin böyle çok iyi çekilmiş hali biliyorsunuz. Kendi şekerinizi, pudra şekerinizi de kendiniz yapabilirsiniz. 2 mi 3 kaşık mı koydun? 2,5. Tamam. Ama ekleyebiliriz yani. Göre. Hı hı. Tadına göre. Tadına göre. Geldiğinde Türkçe biliyor muydun? Yok. Hiç bilmiyorum. Hiç sıfır. Hiç sıfır. Bravo, çok iyi öğrenmişsin. Nasıl müracaat ettin? Ne zaman? 1,5 ay böyle bir şey. Hı hı. O zaman hamileyim. Sonra sizin ekip beni aradı. Hı hı. Şaşırdın. Şaşırdım tabii ki. Yani. Bakalım mı tadına nasıl olmuş? Tabii ki. Müthiş. Hafif. Az daha koyabilirsin bu arada. Tamam. Şöyle yapayım. Kaşığı batırdım. Acayip hafif bir şey. Şey, yiyesi geliyor insanın. Hafif olmuş. Biraz fazla gelebilir. Çok da madem hafifliğini bozmayalım. Eskiden böyle tahta kaşıklarla yemek yenirmiş. Çok, çok daha sağlıklı. Faz daha bir yiyorlar. Tahta kaşık ama çorba var böyle. Kepçe gibi. Badem o kadar farklı yaptı ki tadını, iyi oldu. İki türlüsüne görmem. Çok yakıştı badem. Dökelim. Çok gelirse hepsini koymak zorunda değiliz. Ama o soru var. Tamam. Şimdi süsleniyoruz. Süsleniyoruz şimdi. Evet. Böyle yavaş yavaş. Tarçın da yapacağım. İstiyorsan şöyle. Ha, onu da ben koyayım mı? Evet. Nasıl koyacaksın? Böyle. Bu tarafa değil mi? Evet. Orta, beyaza. Tamam mı? Becerdim. Maşallah. Vallahi seviyorum ben renkli şeyleri, farklı şeyleri. Çok gerçekten farklı bir tatlı oldu bizim için. Teşekkür ediyorum. Seffamız bitti.